kuvas çotanak yarasa gübresini, sıvı yarasa gübrelerini 200 litreye 2 litre şeklinde kullanıyoruz. Beklentimin üzerinde bir olayla karşılaştım. Özellikle randıman. Randımanla alakalı. Benim bahçemde hiç 53, 52, 54 randımanı geçmiyor idi. İlk defa ben bildim bileli bahçeme turkuaz, yarasa, gübres uyguladı. Kubilay Bey'in önerisiyle 57 randıman geldi fındık. Avrupa'ya organik gübre ihraç eden ilk ve tek firma olan Turkuaz, 6 yıllık tecrübe ve referanslarıyla çiftçimizin yanında. Turkuaz Gübre. Durdurma. Çay saatinden herkese günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah? Nasıl bir hafta sonu geçirdiniz merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızla bana eşlik edin. Dün bildiğiniz üzere Ünye Spor'la, Ünye 1957 Spor'la Tonya, diğer adı neydi Tonya Spor'un? Tonya Spor diyelim. Tonya Spor'la maçı vardı ve maçın son dakikalarında bir gol atarak galibiyet sevinci yaşattılar. Kendilerine, Ünye Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Dün biz de oradaydık, maçtaydık. Maçı izleme fırsatı yakaladık. Hatta çekimlerimiz de vardı. Aileki TV'de var galiba, değil mi? Paylaşmış olmamız gerekiyor. Özellikle golü paylaştık. Evet, ilk yarı gerçekten çok kötülerdi. İkinci yarı bayağı bir asıldılar ve galibiyeti aldılar. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine başarıların devamını diliyoruz. İnşallah bu yolda şampiyonluk gelir diyoruz. Ve bugün neler yapacağız? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Yerel gündemimize bakacağız. Yerel gündemimize bayağı bir ağırlık vereceğiz. Hem iyi hem kötü haberlerimiz var sizlere. Ulusal gündemimize de bakacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan Akşam Gazetem'le başlamak istiyorum. Akşam Gazetesi diyor ki, amansız bir yaklaşım bekliyoruz diye bir sürü manşet atılmış. Başkan Erdoğan, Brüksel yolculuğu öncesi ilk yüz yüze görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor dedi. Ve içeride dışarıda birçok dedikodu vesaire oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabilir, neler yapacağız? Bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş diye konuşmuş. Bakalım neler olacak? Bir diğer haberimiz de aşıda 40 yaş etkisi. Evet, artık beklenen bir durum bu. 1 Haziran'da 184 bin olan günlük aşı rakamı, tedarik sorununun aşılması ve yaş sınırının 50'nin altına düşmesiyle 600 bine dayanmış. Ocak'ta sağlık çalışanları ve risk grubundakilerle başlayan aşılamada toplam doz sayısı 20 milyonu, ilk doz olmak üzere 34 milyona yaklaştı. En fazla
Aşı 7 milyon 451 binle Mart'ta yapıldı. Aşılama son bir haftada 3 milyon arttı. Nüfusun %25'i ilk aşısını oldu diye haber detayına yazılmış. Ve yaş düşüyor, ilgi artıyor diye de bir haber başlığımız var. Cumartesi 449.684 kişi randevu aldı. %99.4'ü aşısını yaptırdı. Dünkü rakam ise 448 bin kişiydi. Bugün 40 yaş üstüne de aşılama başlayacak. Randevular şimdiden doldu. Yetkililer yaş düştükçe ilgi artıyor. Bu hafta rekor bekliyoruz demişler. Dur bakalım neler olacak. Biz de çok merak ediyoruz bu durumu. Evet, devam ediyorum Akşam Gazetem'le. Derin İstanbul keşfedildi diye bir haber başlığımız var. Tarihi Yarımada'nın yer altındaki gizemli yapılar 3 yıl süren çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Ekip 23 metre derinliğe inerek Osmanlı kayıtlarında olan Sarnı, Çukur, Bostan, Su Yolu gibi 285 yapının izini sürdü. 59'unun günümüze ulaşmadığı belirlendi. Birçok eser ilk kez görüntülendi demişler. Evet, bu şekilde de fotoğrafları da koymuşlar. Evet, devam ediyorum. Şu haberi de okumak istiyorum sizlere. Yavruma sarılamıyorum tazminatı diye bir ara manşet atılmış. Balayı yolundaki kazada sağ kolunu kaybeden Ayşe öğretmen 5 yıllık hukuk savaşını kazandı. Bindikleri otobüs kaza yapması sonrası sakat kalan Ayşe Üstün, iki otobüs firması ve sürücüye tazminat davası açtı. Mahkeme 5 yıl sonra yavruma doya doya sarılamıyorum diyen Üstün'ün haklı bulup 265 bin liralık tazminata hükmetti diye yazmışlar. Kolunu kaybetmiş. O kadar para alsa ne olur, almasa ne olur diyoruz. Normalde protez kolda takılabiliyor. Ama onun da nereden baksanız 260 binden daha fazla olduğu söylenebilir. Evet, Hürriyet gazetemize bakalım. Hürriyet gazetemize neler oluyor? Bu hızla iki aya tamam diye bir sür manşet atılmış. Son günlerde hızlanan aşılamanın günlük 600 binin sınırına dayanması umutları artırdı. Uzmanlara göre aşı çalışmaları bu hıza devam ederse Türkiye 2 ay içinde rahatlar ve sonbaharda normal hayatına geri döner demişler. Biz de onu bekliyoruz. Evet, şu anda bir mesajımız var. Ordu Spor 1967 Bölgesel Amatör Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Sebat Gençlik Spor'u 2-1 yenmiş. Mor Beyazların gollerini Muhammed Kurt ve Oğuz Saltabaş kaydetti demişler. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olalım. Evet, devam ediyorum. Profesör Doktor Levent Akın, günde 500.000 kişi aşılanırsa Temmuz'un ortasından sonra her türlü sosyal aktivite yapılabilir. Sonbaharda tedbirler gözden geçirilir demişler. Profesör Doktor Necmettin Ünal, aşılama hızını 1 milyona çıkarırsak 2 ayda bu iş biter. Türkiye'ye özgü varyant da ortaya çıkmaz diye konuşmuş. Ve Profesör Doktor Barış Otlu, alınan önlemlerle ve giderek yaygınlaşan aşılama ile bu yıl sonuna kadar normal düzenimize dönebiliriz. Profesör Doktor İsmail Balık, günde 1 milyon doz aşı yaparsak Temmuz sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda eski normalimize dönebiliriz demişler. İnşallah biz de bunu bekliyoruz. Ve biri de demiş ki bir günde 500 bin aşıya mecburuz. Ne yazık ki evet, aşılamada günde 500 bini aştık. Geleceğimiz için bu rakamı korumak ve devam ettirmek zorundayız. Ve hala aşı yaptırmak istemeyen birçok kişi daha var. Bir haber okumuştum. Asker zoruyla eve girilsin ve aşı yapılsın deniliyordu haberde. Buraya kadar da düşmeyiz herhalde düşünüyorum. Yani inşallah bu şekilde olmaz. Evet, Posta gazetemize bakalım. Posta gazetemiz diyor ki insanlık ölmüş diye bir sürü manşeti var. Engellileri tekerlekli sandalyeye kavuşturmak için toplanan mavi kapaklar, kalp hastalarının yaşamak için ihtiyacı olduğu yapay kalplerin içinde bulunduğu çantalar, kaza yaptığı için araçtan inmek zorunda kalan minibüsçünün hasılatı, bunların hepsi içinde insanlık taşımayan şeref yoksunları tarafından çalındı demişler.
Haberin detayında ise. Eskişehir'de topladıkları mavi kapaklarla 500'ün üzerinde engelliye tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın evlerinin önünde duran 30 çuvaldaki yaklaşık 160 kiloluk mavi kapak çalındı. Gözyaşlarına hakim olamayan Halit Aydoğan, bir engelli kardeşimizin yüzünü güldürmekten mahrum kaldığım için üzgünüm demiş. İnsanlarımız gerçekten çok kötü. Bu kadar da olmasın ya. Bu kadar gerçekten olmasın. Bir diğerinde demişler ki vicdanınız kurusun. Bursa Orhan Gazi'de Hasan Sağlam 4,5 yıldır içinde yapay kalp cihazı parçalarının bulunduğu çantayla yaşıyor. İki kez çantasını kapkaççılar çalmış. Çanta güçlükle bulunmuş. Bursa Yıldırım'da Sadık Şen'in 4 yıldır taşıdığı yapay kalbinin içinde bulunduğu çantayı çalan hırsızı ertesi gün polis yakalamış. Eğer yakalanmasalardı bu iki kalp hastasının hayatı sona erecekti demişler. Ve bir diğerinde ise fırsatçı hırsız diye başlık atılmış. İstanbul Esenyurt'ta bir minibüs hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Evren Çiftçi tutanak tutulması için minibüsten indi. Bu sırada bir yolcu minibüsün hasılatı olan 600 lirayı alıp kaçtı. Evren Çiftçi minibüse dönüp paranın yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarına baktı. Kayıtlarda yüzü maskeli bir yolcunun parayı alıp minibüsten indiği görüldü. Çiftçi karakola gidip şikayetçi olmuşlar. Evet, ulusalda ne yazık ki size çok iyi haberler veremiyorum. Bir diğer haberim ise öğretmenler hız kurbanı diye bir haber başlığımız var. Mardin Nusaybin'de Oğuzhan İlkokulu öğretmenleri Büşra Yıldız ve Suzan basına önceki akşam yaya geçidinden karşıya geçerken aşırı hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan iki öğretmen hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü kaçtı. Öğretmenler hastanede hayatını kaybetti. MOBESE kameralarını inceleyen polis adının Murat Danışman olduğunu belirledikleri sürücüye gözaltına almışlar. Bakalım cezası ne olacak gerçekten biz de bekliyoruz. Evet devam ediyorum bir diğer haberim. Arkadaşlar bir sıkıntı mı var? Ha, ses bayağı buraya geldi de. Şu an yayına da gitmiştir net. Peki. Kardeş kanı öldürülebilir diye bir haber başlığımız var. Aktarlarda satılan ve sinirleri yatıştırdığı ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören kardeş kanı bitkisinin böbrek ve karaciğer yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Bu ürünü kullandıktan sonra ciddi baş dönmesi ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvuran bir kadın hasta yoğun bakımda entübe edildi demişler. Evet aktarlardan biz de bir şeyler kullanıyoruz. Bildiğimiz otlardır, baharatlardır ama ne olduğunu bilmediğimiz ve her otun da bize yararlı gelmeyeceğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Her otu lütfen kullanmayın. En azından biraz olsun bir test, bir şey yapın. Aktarcınıza sorun nasıl kullanılması gerektiğini. O size en doğru bilgiyi ya da ne tür hastalığınız varsa ona göre bir ot ya da bir baharat türü tavsiye edebilir. Herkesten duyduğunuz her şeyi yapmayın. Özellikle ilaççılarda bile hastayım deyip bilmediğiniz antibiyotikleri içebiliyorsunuz ya da öksürüğüm var deyip bilmediğiniz otları karıştırıp içebiliyorsunuz. Bunları yapmayın. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Kendi hayatınıza değer verin diyoruz ve devam ediyorum. Az önceki haberimde de vardı. Aşıda 40 yaş, 40 yaşına kadar indik artık çok şükür ki. O haberi vermeyeceğim size, okudum. Sabah gazetemize bakalım. Sabah gazetemiz diyor ki Biden'a 24 Nisan'ı ve F-35'i soracağım demiş. Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmenin gündemini açıkladı. Evet, yüz yüze görüşmede birinci derece Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor demiş. Dedikoduları geride bırakıp neler yapabiliriz konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş demiş. 24 Nisan kararı maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bu konu bizi ciddi manada üzdü. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmuyoruz. Savunma sanayisinde en önemlisi F-35 konusu. ABD sözleşmeye uymadı. Patreonlarda sözünü tutmadı. Biz de S-400 adımı attık. Bizim tüm derdimiz ABD'den NATO'nun gücüne güç katacak ama
katacak amansız fakatsız yaklaşım görmek, ABD ve NATO Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine dikkate almalı, müttefiklik ruhunu uygun hareket etmeli demişler. Bu arada şunu da açıklamak istiyorum. Merkez Bankası döviz rezervi 100 milyar dolar olarak açıklanmış. Evet, devam ediyorum bir diğer gazete haberimle. Evet, geldik Sözcü gazetemize. Her defasında söylüyoruz Sözcü'nün çok muhalif bir gazete olduğunu. İktidar muhalefetin teklifine kapıları kapattı, sonuç felaket demişler. Marmara'ya müsilaj tüm uyarılara rağmen göz göre göre gelmiş diye bir sürmanşeti var. Üç denizimizi tehdit eden deniz salyası için yıllar önce Cumhuriyet Halk Partili iki vekilin araştırma önergesi verdiği ancak AK Parti'nin reddettiği belgeleriyle ortaya çıktı. Haberin detayında ise ilk uyarıyı 2011'de dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Namık Havuççu yaptı. Havuççu araştırma önergesinde Marmara Denizi maviliğini kaybediyor, giderek yeşile dönüyor. Oksijen yer yer sıfır değerlere yaklaşıyor, yüzlerce balık türü yok oluyor diyerek tehlikeye dikkat çekti. AK Parti bunu dikkate almadı, önerge reddedildi demişler. İkinci uyarıyı ise 2016'da Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili olan ve halen İzmit Belediye Başkanlığı'nı yürüten Fatma Kaplan Hürriyet yaptı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Bu önergede reddedildi. Hürriyet, o zaman önerimiz dikkate alınsa bugün bu durum ortaya çıkmazdı diye konuşmuşlar. Evet, 10 yıl önce bu önerge verildi, reddedildi demişler. 5 yıl önce bu önerge verildi, reddedildi. Tarih ise 09.09.2011. İkinci tarih 02.05.2016. Önergeleri de okumak istiyorum. 2011 yılında verilen bir önerge varmış efendim. Kısaca Marmara Denizi'nde denizi günden güne maviliğini kaybediyor, yeşile dönüyor. Oksijen yer yer sıfır değerlere yaklaşıyor. Yüzlerce balık türü yok oluyor. Bu sebeple Marmara Denizi'nde yaşayan ve boyutları gittikçe büyüyen kirlenmenin yarattığı çevresel tehdidin çevre ve insan sağlığına etkilerini, yarattığı ekonomik zararları ve bu tehdidin nasıl giderileceğini kapsamlı olarak araştırılması için anayasanın 98. iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılması için gereğinin yapılmasını arz ederiz demiş avukat Namık Havuççu, Balıkesir milletvekili. 2011 yılında bu önergeyi sunmuş. Ve bir diğeri 2016 yılında verilen bir önerge daha var. Avukat Fatma Kaplan, Kocaeli milletvekili demişler. Marmara Denizi'nin İzmit Körfezi'nde meydana gelen kirlilik olayları ve akabinde gerçekleşen balık ölümlerinin sebeplerinin araştırılması ile ilgili olarak anayasanın 98. ve iç tüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz demiş 2016 yılında. Demek ki insanlar belli bir yere kadar görebiliyorlarmış aslında ne olduklarını. Evet, devam ediyorum Yeni Şafak gazetemle. Bu bebeklerin katili sizsiniz demişler. Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin doğum ve acil servislerini bombalayan terör örgütü PKK, yeni doğan bebeklerin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi katletti. Bu vahşi saldırıdan PKK'ya kadar PKK'ya Suriye'ye silah taşıyan, siyasi ve diplomatik destek veren ABD ve Rusya ile Fransa gibi Avrupa ülkeleri de sorumlu. Bu haberleri inanın sizlere vermek istemiyorum. Bebek ölüm haberlerine çok üzülüyorum gerçekten. Ne olacak bu işin sonu gerçekten merak ediyorum. Bugün sizlere ulusaldan çok güzel haberler veremedim ne yazık ki. Şimdi bir de yerel haberlerimize bakacağız. Yerel haberlerimize geçmeden önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz. We'll be right back.
yerellere geçiyoruz. Yerellere şöyle bir haberle geçelim. Haberin başında da sizlere belirttiğim gibi Ünye Spor'umuzun gol attığı bir videosu var. Onu izleyelim, ardından devam edelim. Şafak, hadi Şafak, yaparsın. Şafak. Şafak topun ilerisinde. Hakem oyuncuları uyardı. Şafak. Hakem işareti verdi. Şafak. Şafak. Şafak gol! Gerçekten gönülden tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Bal Ligi 3. bölge 2. grupta mücadele eden Ünye 1957 Spor konuk ettiği Tonya Doğan Spor'u 1-0 mağlup ederek kendi evinde oynadığı ilk karşılaşmada 3 puanın sahibi oldu. Darısı diğer maçların başına diyoruz ve bir diğer yerel haberimle devam ediyoruz. Evet, sıradaki haberim Fatsa'dan. Fatsa Termal ve Spotel sınıfta kaldı diye bir haber başlığımız var. İlk günden sınıfı geçemedi. Şu anda internetim dondu arkadaşlar. Bir donuyor. Yani GSM operatörleri ya bize kumpas kuruyor herhalde, biz anlamadık. Her neyse. Türkiye'nin en kaliteli kaplıca suyuna sahip olan Fatsa Termal ve Spotel artık sonunda açıldı. İlimizin ilk ve tek termal tesisi olma özelliği sahip, yaklaşık 35 milyon liralık bir yatırıma sahip olan Fatsa Termal ve Spa Otel, ülkemizde sağlık ve kaplıca turizmi denince sağlıklı yaşamın adresi olmak için büyük bir iddiayla açıldı. Bölgemizin ve şehrimizin turizmine ve istihdamına katkı sağlayarak sektörün en iddialı 4 yıldızlı termal oteli maalesef ilk gün ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaşatmış. Peki ne gibi bir hayal kırıklığı yaşatmış? Hemen onları da sizlere okuyacağım. Müşteri olmak heyecanı ve meraklı bir göz olarak Fatsa Termal ve Spa Otel'e gittik, ancak hayal kırıklığı uğradık. Sıcak su kaplıca havuzu olarak karma, bay ve bayan kaplıca havuzların olduğunu bilgisini aldık. Bay kaplıca havuzuna gidene kadar her şey normaldi. Resepsiyon çaprazındaki bay kaplıca havuzuna arkadaşlarla birlikte girdikten sonra soyunma kabini aradık, bulamadık. Maalesef soyunma kabini yokmuş. Kapıdan girdikten sonra hemen dolapların olduğu yerde soyunurken kapı açıldı. Resepsiyondaki müşterilerle göz göze geldik. Ben utandım. Kaplıca havuz bölümüne geçtik. 25 metrekare kaplıca sıcak su havuzunda 20 dakika kaldıktan sonra kendime gelmek için şoklama havuzu aradım, bulamadım. Zaten de yokmuş. İçeride dinlenme yeri aradım. Havuzun başında sadece 6 adet plastik sandalye gördüm. Hamam ve saunayı sordum. Bayanlar için açık olduğu için kullanamadık. Müşterilerin rahatlığı ve konforu hiç düşünülmemiş. Ilıca sıcak su olarak değil, sadece otel konaklama müşterilerine kalması için yapılmış olarak gördüm. Arkadaşlarla hayal kırıklığına uğradık diye konuşmuşlar. Biz de gidip bu Fatsa Termal Otel'de bir program yapmıştık ve gezmiştik aslında oteli. Bizim de aklımıza gelmemişti. Sudan çıkınca şoklama var mı yok mu diye hiç sormamıştık açıkçası. Demek ki her müşteri için ayrıca konfor düşünülmemiş diye düşünüyorum. Bu da onların eksikleri olsun. Her otelde olduğu gibi bunlarda da eksikler vardır. Eksikler giderilebilir. Bizim insanlarımızda da biraz tuhaflık var bildiğiniz gibi. Çünkü insanları ne yazık ki memnun edemiyorsunuz. Biz gittik, gördük, gayet güzel bir oteldi. Güzel bir yatırım yapılmış. Evet, istedikleri olmayabilir ama daha yeni bir otel. Eksiklerini siz söyleyeceksiniz ki onlar görüp yapacaklar. Ben bu şekilde düşünüyorum. Biraz empati diye düşünüyorum ben. Evet, devam ediyorum. Ünyeli'den Akar'a destek, kaymakama tepki geldi.
Evet, katıldığı programda Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar'a hakaret eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney iş adamlarından tepki gelirken Başkan Akar'a destek mesajları yağdı. İbrahim Bayrak bölgemizin saygın ve bir o kadar da beyefendi iş insanı bölgesi, böylesi değerli iş insanları kolay yetişmiyor demiş. Uğur Kırca, Sayın Kaymakam Bey'in belediye başkanı Tavla ile ortak hareket edip esnafa yapmış olduğu eziyeti göz önünde bulundurursak durumu normal karşılamak lazım. Makam demek eleştiri olmayacak, olamaz anlamına gelmez. Eleştiri olmazsa demokrasiden söz edilmez. Ünye güneşli günler görecek ve bu koltuktaki işgal gün gelecek, bitecek saygılar diye ve birçok bu şekilde yorumlar var. Ben size birkaçını okumak istedim. Evet, devam ediyorum bir diğer haberimle. ÇKS başvuruları artık başladı. 2021 yılı çiftçi kayıt sistemi ÇKS başvuruları 01.09.2020 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacaktır. Henüz başvuru yapmamış üreticilerimizin başkanlığımızın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi için müracaatlarını iş müdürlüğümüze yapması gerekmektedir diye bir bilgilendirme haberimiz vardı. Bunu da sizlere vermiş olalım, duyurmuş olalım. Bir diğer haberime geçiyorum. Evet, İngiltere'de beyin tümörlerine çare arıyor diye bir haber başlığımız var. Ordulu bilim insanı Sumru Bay'ın İngiltere'de beyin tümörlerine karşı kök hücre bazlı tedavi yöntemlerini araştırıyor. Sumru Bay'ın lisans ve lisansüstü çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'de tamamladıktan sonra 2010 yılında doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, ABD'ye taşınmış. Bunları da sizlere bilgisini vermiş olalım. Evet, devam ediyorum bir diğer haberimle. Arkadaşlar, yorum yok mu, ben mi göremiyorum yorumları? Yok değil mi? Tamamdır. Dedim ve yorumlar varmış aslında. Nasıl yorum yok? Yenilemek gerekiyormuş sayfayı. Evet, Sedat Fidan, günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İrfan Tosun, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Gülsaz Ak, günaydın, mutlu haftalar dilerim. Giresun'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Evet, devam ediyorum bir diğer haberimle. TMO fındık bahçesine girdi. Evet, TMO mühendis ve uzmanlarında oluşan TMO fındık teknik ekibi Batı ve Doğu Karadeniz bölgesinde fındık alanlarında incelemelerde bulunuyor. Konuyla ilgili TMO'dan şu açıklama yapıldı. Fındık üreticilerimiz başta olmak üzere sektör temsilcileri ve bakanlığımız, Taşra Teşkilatı, personeliyle bir araya gelen ekiplerimiz bahçe bakımı, ilaçlama, gübreleme başta olmak üzere bitki gelişimi konusunda üreticilerimize bilgilendirmede bulunuyor. Çotanak sayımı ve üretim miktarları konusunda da çalışma yürüten ekiplerimiz gözlem ve değerlendirmelerini raporluyor. TMO Fındık Teknik Ekibi'nin saha incelemeleri belli bir takvim dahilinde önümüzdeki günlerde devam edecek diye konuşmuşlar. Evet, bunu da sizlere bilgisini vermiş olalım ve bir diğer haberime geçiyorum. Evet, deniz salyası balıkçıları endişelendiriyor. Ne yazık ki böyle bir sıkıntımız var, hala bitmeyen. Balıkların göç yolu üzerinde bulunan Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu Karadeniz'de balıkçıları gelecek yıl için endişelendiriyor. Yıllardır uyarıyoruz, önlem alınmıyor demişler. Balıkçılar arasında deniz salyası ya da kaykay adı verilen müsilaj özellikle gelecek av sezonu için endişeye yol açıyor. Ege Denizi'ni takip ederek Marmara Denizi'nden geçip Karadeniz'e yumurtlayacak olan balıklar için müsilajın engel teşkil edebileceğini ifade eden Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, bu durumun balıkçılar için büyük bir kayıp olacağını söylemiş. Evet, çok büyük bir sıkıntıyla aslında karşı karşıyayız ve her geçen gün yeni bir olay ekleniyor. Dünyanın sonu mu geliyor dersiniz acaba diye düşünmüyor değiliz artık. 2020 yılına girdiğimizden beri felaketler yılı olarak artık nitelendiriyoruz. Ama her zaman da diyoruz ki Allah beterinden saklasın, beterinden korusun. Devam ediyorum bir diğer haberimle. Efirli'den firar eden edene demişler.
Ceren Özdemir'in katilinin firar ettiği cezaevinden 5 yılda 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı. Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un firar ettiği Ordu Açık Cezaevinden 5 yılda 126 mahkumun firar ettiği açıklandı. Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği görüş yazısında Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2015 yılında 13, 2016'da 19, 2017'de 28, 2018'de 22, 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayarak firar ettiği bilgisi yer aldı. Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili ayrı ayrı soruşturma yaparak olaya etki edecek düzeyde ihmal ve kusurları olmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik ve kamu davası açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Özdemir ailesi itirazlarının reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönünde kararların iptalini istedi. Bu konuyla ilgili ben açıklama yapmak istiyorum sizlere. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Duvardan atladı diyorlar. Ceza infaz kurumunun duvarından nasıl sanıklar ya da içerideki adamlar atlayabiliyor? Çok enteresan. Ve bunun bir yolunu bulamıyor musunuz? Ceren Özdemir nasıl katledildiğini siz de biliyorsunuz. Bu kadar duyarsız, bu kadar kör olamazsınız. Dışarıda bir sürü kadının canına katledecek insanlar bunlar. Ki Ceren Özdemir olayında da yanlış hatırlamıyorsam kalbinden bıçaklanmıştı değil mi? Rejiye soruyorum şu an. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Ceren Özdemir hiçbir şey yokken keyfi keder kalbinden bıçaklanarak, kalbi ikiye ayrılarak öldürülen genç kızımızdı. Ve bu adamın dışarıda olması demek birçok genç kızın, genç kadının ya da herhangi bir bireyin hayatına mal olması demek. Bu kadar vurdum duymaz olamazsınız. Ve ben her defasında söylüyorum, yine söyleyeceğim. Benim için adalet sistemi olmadığını bir kez daha görmüş oldum. Türkiye'de, bizim ülkemizde adalet sistemi yok. İstisnai durumlar var ama genel olarak %80, %90 adalet sistemi diye bir sistem yok. Bunu da bu haberle görmüş olduk. Ben bu haberi sizlere okumak istemezdim ama adalet sistemini bir de siz gözden geçirin diye okudum. Fikirlerime saygı duymayabilirsiniz. Bu benim fikrim. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarınızı eşlik edin bana. Ben okurum yorumları. Hiç sorun değil bu konuda. Devam ediyorum bir diğer haberimle. Fas'ta trafik kazası 2 ölü demişler. Evet, fotoğrafta da şu iki gencimiz vefat etti değil mi? Yüzleri buzlanmış çünkü. Açık olanlar. Peki. Ordu'nun Fas'ta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Ünye Fas'ta karayoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeref Güney yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına girdi. Yaklaşık 10 metre sulama kanalı içinde sürüklenen otomobil kanal üzerinde bulunan beton geçiş köprüsüne çarptı. Kazada sürücü Şeref Güney ile eşi Fatma Güney ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatma Güney kaldırıldı Ünye Devlet Hastanesi'nde. Şeref Güney ise Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti demişler. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun diliyoruz. Arabanın durumu gerçekten harap durumda. Kaza geliyorum demez. Evet, devam ediyorum bir diğer haberimle. Genç girişimci Furkan Akkaya toprağın bereketinde. Evet, toprağın bereketinde geçen haftalarda genç bir çiftçi kardeşimiz konuk olmuştu. Ve güzel açıklamalarda bulundu. Bu haberin detayını okumayacağım sizlere. Aliktv.com'dan, üyenethaber.com'dan okuyabilirsiniz. Haberin detayını, çiftçilikle alakalı güzel tezleri var, güzel yorumlamaları var. Oradan geçip okuyabilirsiniz efendim. Bir diğer haberimle devam ediyorum. Evet, Grand Hasan Bey, Grand Hasan Bey otel işletmesi Orhan Özkan Aliktv'ye konuk olmuştu. Evet, moderatör Gökhan Beşikçioğlu'nun İş Dünyası programına konuk olmuştu kendisi. Otelcilikle ilgili, turizmcilikle ilgili çarpış açıklamaları var, güzel yorumlamaları var. Bunu da ünethaber.com'dan okuyabilirsiniz. Bunları da sizlere programda neler olduğunu açıklamasını
www.ünyenethaber.com'dan okuyabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Kaza yerinden kaçtılar. Son dakika bir haberimiz var. Ünye çevre yolu üzerinde hatalı sollama yapan kamyonet kazaya neden oldu. Kamyonet sürücüsü ve araçtakiler olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre Ünye çevre yolu üzeri Bayramca Mahallesi'nde Ordu istikametine giden sürücü belirlenemeyen kamyonet önündeki otomobili sağdan hatalı sollamak isteyince önünde seyir halinde olan Murat Alkan yönetimindeki kamyonu arkadan çarptı demişler. Evet. Bir tane haber dün atmıştın siteye. İskelede mi baygın adam vurulmuş şeklinde. Onun var mı bir olayı? Dün İskele'de galiba Nursel Hanım bir tane haber paylaşmıştı. Baygın adam vurulmuş diye. Onun asla sanı var mı? Baktınız mı o işe? Nursel Hanım paylaşmıştı. Hayır, yapıldı mı diye ben size soruyorum. Tamam, peki. Hayır, bilgisi var mı diye soruyorum. Evet, devam ediyorum. İpek böcekçiliği Ordu'da canlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güller'in kırsal kalkınma hamlesi büyüyor. Büyükşehir Belediyesi üreticiler için alternatif ürünlerde bir yenisini daha ekleyerek İpek böcekçiliği projesine başlamışlar efendim. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olalım. Evet, bir yorumum var. İbrahim Hakan gün 11-17 Haziran Dünya Toprak Günü kutlu olsun. Toprak yoksa yaşam yoktur demişler. Evet, toprak yoksa yaşam yoktur. Kutlu ve mutlu olsun diyelim. Efendim, biz de yerel haberlerimizin artık sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere en doğru haberleri vermeye çalıştık. Bir sayfayı yenileyelim bakalım başka haber yüklenmiş mi? Evet, bizden bugünlük bu kadar efendim. Biz artık yerel haberlerimizin, ulusal haberlerimizin sonuna geldik. Elimizden geldiği kadar okumaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola diyelim. Videomuz hazır mı? Hazır olur mu? Kapanış konuşmasını yapana kadar. Az önce çalmış olduğum parçayı istedim. Her neyse o zaman. Normal intro ver, yapacak bir şey yok. Peki. Efendim, biz bugünün de artık sonuna geldik. Yarın aynı saatte, çay saatinde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için ve her sabah bana katlandığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.